Ee, günaydın. Pazar Manşetinde bendeniz Fatih Dağıstanlı. Bugün de canlı yayınla Akit TV'de karşınızdayım ve konuğum Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan ile birlikteyiz. Önce Hasan Bey hoş geldiniz Pazar hoş Manşetine günlük. diyorum. Sana de hayırlı olsun program. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada. Ve bugün de Türkiye sandık başına evet. gidiyoruz. Herkesin sandık başına gittiği bir günde sizinle birazcık medyayı, birazcık siyaseti, medyanın siyasete etkilerini, Koza İpek grubuna dönük yapılan kayyum atamasını, hepsini değerlendireceğiz ama iletişim bilgilerini yönetmen arkadaşım zannediyorsam şu anda ekrana verdi. Lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirileriniz varsa yeter ki sağduyulu ve yapıcı olsun eleştirilerinizle Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan ile yapacağımız yayına katkı verebilirsiniz dedikten sonra, şu saate kadar da e, siyasi partilerin liderleri Başbakan Ahmet Davutoğlu, biraz önce de Akit TV'de canlı olarak izlediniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu kullandı. oyunuzu kullandınız mı Hasan Bey? Kullandım. Kullandınız. Hayırlı Allah olsun inşallah, bitin. Yani benim oyum ve herkesin oyu. Ülkemiz için hayırlı olsun inşallah. Ee, i̇nşallah hayırlı olur. İstikrardan yana mı kullandınız? <laughs> Aynen. İstikrardan yana kullandınız. Evet. İstikrar ve istikrar, istikbal ve Türkiye'nin istiklali için kullandınız. Evet, iyi yaptınız. Bugün de sizin yönettiğiniz gazetenin manşetiyle başlayacağım. Biraz sonra Sözcü Gazetesi'ni de göstereceğim. Çünkü niye önemli? Bugün sosyal medyada ağırlıklı olarak tartışma konusu oldu. Hem sizin attığınız manşet hem de Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Yönetmen arkadaşım bilmiyorum ekrana verebilecek mi ama ben şöyle elimle de gösterebilirim. İçeride de var zannediyorum ama Aket bu gün gavuru sevindirme manşetiyle çıkmış. Evet. Bu manşeti neden attınız? Şimdi zaten e, izaha gerek yok. Üst tarafta e, dünyadaki bazı e, basın kuruluşlarının logoları var. E, bazı gazetelerin logoları var. Ki Sanıyorum sayıları 52'yi buluyor. 50 civarında gazete. E, Türkiye'ye karşı bir... E, Organizasyon içerisindeler yani Türkiye'ye karşı bu işte kayyum atanmasını gerekçe göstererek Türkiye'ye bir saldırı hazırlığı içerisindeler. Dolayısıyla eğer Türkiye'de bugün istikrar, Türkiye'nin istikrarı, Türkiye'nin istikbali ve Türkiye'nin istiklali tehlikeye girerse en çok sevinecek olan onlardır. Çünkü bu... Ee, seçimler, bir Kasım seçimleri çok gerçekten önemli. Milletimiz için, ülkemiz için ve coğrafyamız için, yani İslam'ın coğrafyası, coğrafyası ve hatta Afrika ve tüm İslam ümmeti için çok önemli bir seçim. Bugün seçim, Türkiye'de seçim. Aynı e, önemde olan bir başka seçim de 7 Haziran'daki seçimlerdi. 7 Haziran'daki seçimlerde sürekli şunu söyledik, yani gerçekten her zaman söylediğimiz gibi Burada Türkiye'nin e, istikbali ve istiklali söz konusuydu. Ve e, Batı medyası, Amerika, Avrupa, İsrail gazeteleri. Biz bunlara e, o dönemlerde Haçlı-Siyonist İttifakı demiştik. Bu Haçlı-Siyonist İttifakı'na ait gazeteler. Hiçbir seçimde olmadığı kadar, yani Türkiye'de yapılan hiçbir seçimde olmadığı kadar seçimlere önem vermişlerdi. Yani 7 Haziran seçimleri öncesinde. Türkiye aleyhinde o kadar karalama kampası, kampanyaları yürütüldü. O kadar e, Türkiye ile, Türkiye'deki yerli işbirlikçileriyle e, temas kurup Türkiye'deki havayı öyle bir aleyhde yansıttılar ki bu gerçekten e, Türkiye'deki seçimlerin hiçbirisinde olmayan kadar böyle bir baskı oluşturdular ve e, nihayetinde o seçimleri gördük. Gerçekten Türkiye'nin istikrarıyla oynadılar. Az kalsın eee istikbalin, de tehlikeye atıyorlardı. Aynı şeyi bu bu sefer işte İpek e, Koza İpek grubuna Akın İpek'in e, sahip olduğu e, holdinglere yönelik o kayyum atabasını bahane göstererek ki orada e, hemen herkes biliyor ki Akın İpek'in 22 tane şirketi var. Yani 22 tane şirketine e, kayyum atandı. Ama öyle bir algı oluşturuldu ki kamuoyunda ve dünyada öyle bir algı oluşturuldu ki sanki sadece İpek Medya Grubu'na el konuldu. Onlara kayyum atandı. Oysa dediğim gibi 22 tane şirkete kayyum atandı. Onlar yok sayıldı. Sadece medya organlarına el konuldu. Yani seçime giden Türkiye, seçime giden Türkiye, yani al, oluşturduklar algı oydu. Seçime giden e, Türkiye e, bazı medya organlarına sansür uyguladı. Bazı medya organlarını yanına almak istedi. Lehte propaganda yaptırmak istedi. Böyle bir algı oluşturdular. Yok, oysa öyle bir şey yoktu. Dediğim gibi, yani 22 tane şirket var. Niye e, 22 şirkete kayyumlar rahat rahat gidip oradaki e, yönetimi devralırlarken, problem çıkmazken, acaba medya gruplarına e, böyle kayyum ancak polis marifetiyle gidebiliyorsa e, bunun da sorgulanması gerekir. Ama bunu sorgulatmamak için bunu sorgulatmamak için bunları dikkatlerden, gözlerden kaçırmak için yani böyle bir yayın yaptılar. İşte bizim o e, yabancı gazetelerin Yabancı yayın organları. söyleyeyim ben onları isterseniz. Mesela evet. CNN International, BBC, Der Spiegel gibi gazeteleri. Yani bunların içerisinde İngiliz medyası var, Alman medyası var, var, Amerikan medyası var. Hemen hemen e, hepsi var. Şimdi bütün bunlar niye Türkiye'deki seçimle bu kadar yakından ilgileniyorlar? Bu arada sizin attığınız aslında bu manşetin üstündeki bu yayın organları dün bildiğim kadarıyla Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Evet. E, tabii ben bugünkü yazımda da onu e, gündeme getirdim. Yani oradaki bir dikkat çektim. Yani e, dünya medyası ayakta. Hürriyet'in manşeti o şeyde. Zamanın manşeti de aynı şeyde. Dünya medyası ayakta. Yani o zaman insan ister istemez şunu düşünüyor. Zamanla Hürriyet gazetesi aynı paralelde başlık attığına göre acaba aynı havuzdan mı besleniyorlar? Çünkü aynı bu gazete logoları hem hürriyette vardı hem zamanda vardı. Her ikisinde dünya medyası ayakta diyerek bunların o tepkilerini e, dile getiriyorlar ve buradan hareket ediyorlardı. İşte e, bu gavur medyası yani Anadolu halkının yani milletimizin deyimiyle gavur medyası e, bu tür Türkiye'ye karşı bir e, karşılıklık içerisinde olunca tam da seçim arifesinde o zaman dedik ki eğer e, bugünkü seçimlerde sandığa gidin, oyunuzu kullanın, istikrardan yana kullanın, Türkiye'nin istikbalinden yana, istiklalinden yana oy kullanın ki yavurlar sevinmesin. Çünkü yavurlar işin doğrusu bunu sürekli de gündeme getiriyoruz. Yani 1915-1916'daki o İngiltere ile Fransa arasında sonradan Rusya'nın çekildiği Lenin'in e, kararıyla Rusya'nın çekildiği bir Sykes-Picot anlaşması var. Sykes-Picot anlaşmasında zaten Orta Doğu coğrafyasına yeteri kadar ameliyat yapılmış. Yeteri kadar bu coğrafya parçalara bölünmüş. Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eliyle yani e, babayla amca bir anlamda. Babayla kardeşi ayrı ülkelerin insanları olmuşlar. Ve hatta e, yani ailenin oğlu bir ülkede, mesela Türkiye'de kalmış ama kızı Sur Suriye'de kalmış. Yani öyle bir cetvelle öyle bir çizmişler ki ne aile kavramını tanımışlar, ne akrabalık tanımışlar, hiçbir şeyi. Yani akrabaları da bölmüşler, aileyi de bölmüşler. Böyle bir sınır çizmişler 1915-16'da. Fakat bu yetmemiş, i̇şte 8-10 maddelik bir anlaşmadır bu anlaşma yani Türkiye'den birçok toprak parçasını daha alan almak isteyen bir şey. Bereket ki Rusya şey yapınca e, bu anlaşma yürürlüğe girmedi. Yani 1915'lerde girmedi. Ancak 1915'lerden bu yana o operasyon devam ediyor. Yani bu coğrafyada, Türk toprakları üzerinde bu operasyon devam ediyor. O bölme, parçalama, yutma, sömürme operasyonları devam ediyor. İşte bu seçimler, yani 7 Haziran'daki seçim de bu bakımdan çok önemliydi. 1 Kasım bugün seçimde Türkiye'nin geleceği yani istikbali açısından gerçekten çok önemli. Bu e, günde bugün hemen e, arefesinde arifesinde Zaman Gazetesi'nin Paralel Yapı'nın gazetesi Zaman Gazetesi'nin ve aynı zamanda Hürriyet Gazetesi Aydın Doğan'ın Hürriyet Gazetesi'nin aynı paralelde yayınlar yapıp Türkiye aleyhinde bir hava oluşturmaya çalışmasına biz tepki gösterdi bugün manşetimiz o tepkinin bir sonucudur. Evet, e, gavuru Gavor'u sevindirme, sevindirme dediniz. Evet. Hakikaten altına imza atılabilecek bir manşet. Evet, Onu evet. söyleme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi hemen madem Akit Gazetesi'nin manşetine konuştuk. Ben hemen bir eleme yine sosyal medyada bugün çok konuşulan ve nasıl böyle bir manşet attılar? Ne demek istiyorlar? Siz yorumlayın istiyorum ama önce ben hemen göstermek istiyorum izleyicilerimize de bu manşeti eğer e, izin verirseniz diyor ki oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız. Ve evet, üst beyin, tarafta beyin. Bir beyin koymuş. Yani oy, oy kullanmaya giderken beyninizi beyninizi yanınıza almayı unutmayınız. Acaba sözcü kendi e, okurlarına şey, beyinsiz yani, mi? Yani e, o kadar yani okuyucuları beni affetsin, O kadar geri zekalıca, o kadar aptalca, o kadar eblekçe atılmış bir manşet ki. Yani bu insanlar kendi okuyucularına, evet kendi okuyucularına, öncelikle kendi okuyucularına diyorlar ki siz gerizekalısınız, siz beyinsizsiniz, aptalsınız, siz düşünemezsiniz. Ama varsa eğer beyninizi alın götürün de, hani ona göre uykulanın. Ya önce ben bu gazeteyi görmedim, bu gazetenin okuyucusu değilim, ben bu gazeteyi gidip de bayiden almam. Kim alır? Yani hükümete ee, muhalif olanlar alır. Veyahut da Erdoğan'a Yeminli düşman olanlar alır bu gazeteyi Gidip de bayiden Öyle değil mi? Aynen. E, peki bir gazete öncelikle Ama öncelikle kime hitap eder? Kendini alan Bayiden alan Okuyucuya hitap eder Yani siz dediği zaman Bir gazete siz dediği zaman e, Kendi okuyucusunu kastediyordur Öncelikle Peki beyninizi e, yanınıza almayı unutmayın Dediği kişi kim? Siz yani okurum, siz yani bugün robot gibi gideceksiniz ama beyninizi almayı unutmayın. Ona göre oy kullanın. Yani öncelikle kendi okuyucusuna hakaret ben olsam sözcü okurlarının yerine herhalde e, bu başlığı atan yönetimi topat tutardım. Şimdi şunu mu diyor aslında sözcü? Yani oy kullanmaya giderken yanınızı almayı unutmayınız. Beyninizi derken sizin attığınız manşete dönmek istiyorum. Gavuru sevindir mi diyor? Tabii canım. Yani orada şey o mevhum muhalefet biraz da o. Diyor ki yani e, Türkiye'de biliyorsunuz bir zamanlar e, söyleniyordu. E, AK Parti'nin %48 aldığı e, dönemlerde Türkiye'de iki kişiden birisi AK Parti'ye oy kullandı deniliyordu. Hatta o zaman espriler yapılıyordu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP oy kullandı. Gerçi oy kullanamamıştı o seçimlerde. Karısı da Ak Parti oy kullandı. İki kişiden biri olduğu için. Şimdi böyle espriler yapılıyordu o zaman. E şimdi yani sözcü bu başlığı atmakla yani Türkiye'nin istiklalini, istikbalini, istikrarını sakın göze almayın. Sakın onun dikkate almayın ve gidin işte CHP oy kullanın. MHP'ye oy kullanın veyahut hatta EDP'ye oy kullanın ama kesinlikle AK Parti'ye oy kullanmayın. Şimdi AK Parti seçmeni ne de burada? Yani dolaylı bir hakaret var. Beyinsizsiniz diyor. Beyinsizsiniz diyor. Yani siz işte geçmişte hürriyetin bugünkü yazarları halen e, hürriyet say şey, sözcü sayfalarında kalem oynatan yazarlardan birçokları e, bu millete göbeği kaşıyan adamlar, kırlılar, işte makarnacılar, makarnacılar falan diye yazan adamlar. Bu milleti e, sürekli aşağılayan adamlar. Ama ne hikmetse onların aşağıladığı adamlar hep e, istikrardan yana oy kullandılar. Bu ülkenin menfaati için, bu ülkenin geleceği için oy kullandılar. Onlar hala... eee Bizim bıraktığımız yerde otlamaya devam ediyoruz. Evet ama şunu da hemen hatırlatmakta fayda var. Belki izleyicilerimiz biliyorlardır ama İsrail'in Ankara Büyükelçisi Türkiye'den ayrılma, ayrılmadan önce son ziyaret ettiği gazete Sözcü gazetesiydi. Evet. Aslında Sözcü'ye şöyle de bakmak mümkün mü diye soracağım. Türkiye'nin değil, Türk milletinin değil, İsrail'in Sözcüsü dersem herhalde… Onu okuyuşlar zaten o yorumu çıkartırlar. Yalnız sözcüyü şunu da söylemek lazım. Yani bu tabii ki hani bazı siyasi liderlerin bizim terör örgütleriyle organik bir bağımız yok demelerinden rağmen nasıl organik bağları ortaya çıkmışsa sözcük esası ile de ilgili geçmişte şöyle yazılar yazıldı. Yani cemaatin zekasına şapka çıkarıyorum. Cemaatin zekasına şapka çıkartıyorum. Yani çaktırmadan böyle bir gazete çıkardı. Yani e, Hürriyet'in bu izlediği yayın politikasıyla sözcünün eskiden beri izlediği yayın politikası zamanla, bugünle, milletle veya da benzeri gazetelerle sürekli aynı paralelde gidiyor. Sözcü gazetesi mesela bugüne kadar Fethullah Gülen aleyhinde pek fazla haber yapmadı. Yani ortalık çalkalanırken, bütün dikkatler Fethullah Gülen'e çevrilmişken Sözcü gazetesi onları görmezden geldi. Acaba o cemaatin zekasıyla zekasına şapka çıkarıyorum diyen arkadaşlar bugünkü yayın politikasını mı kastediyorlardı? Bir. İkincisi aynı şekilde, madem gazeteleri konuşuyoruz, aynı şekilde taraf gazetesi var bir de. Yani Taraf Gazetesi'nin geçmişte Ergenekon-Balyoz operasyonları esnasında neler yaptığını. Hatta bizim İslami camiadan birçok insanın da hı hı. E, yoğun rağbet gösterdiği, hı hı. sürekli e, aldığı, bayiden aldığı bir gazeteydi. E, o gazete şu anda traji yerlerde sürünüyor. Onu bir kere e, herkes bilsin. Traji yerlerde sürünüyor. Öyle yerlerde sürünüyor ki, kağıt ihtiyacını yani basacak kağıdı bile bulamıyor. Basacak kağıdı bile bulamıyor. Ama kağıdı bittiği zaman zaman gazetesine telefon ediyorlar. Diyorlar ki bizim kağıtımız bitti. Yani kağıt ihtiyacı da zaman gazetesi veya da paralel iş adamları tarafından karşılanan bir gazete. Nasıl oluyor bu bütün bunlar? Yani siz yılların deneyimli gazetecisiniz, gazetecisisiniz, usta bir gazetecisiniz. Nasıl oluyor bütün bu üst takıl yani Cumhuriyet Gazetesi'ni, Hürriyet Gazetesi'ni, Sözcü Gazetesi'ni, Taraf Gazetesi'ni Hatta dün tabii dün diyelim bugün ve millet gibi gazetelere ama artık bugün en azından bugün ve millet gazeteleri doğru bir yayıncılık çizgisine hı. en azından bu milletin sesi olmaya başladılar. Nasıl oluyor da bütün bu gazeteler Zaman gazetesiyle aynı manşeti kullanabiliyorlardı? Şimdi bizim atasözlerimiz arasında şöyle bir söz vardır. Yani an e, ekmeğini yiyen ağanın kılıcını sallar. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ağanın ekmeğini yiyen ağanın kılıcını sallar. E bu gazeteler de elbette ağanın kılıcını sallayacaklar. Ya işte Sözcü gazetesi, taraf gazetesi. Hatta buna Cumhuriyet'i ilave, ilave edebiliriz. Hı hı. Şimdi hani ortalıkta bir söylenti var ya, hı hı. E, havuz medyası dinliyor ya. Hı hı. Havuz medyasından kasıt tabii ki e, tırnak içinde söylüyorum. Yandaş dedikleri gazeteleri havuz medyası. Yani gazetesinde var. havuz medyası olarak görüyorlar havuzu şeyi akite koymuyorlar. Koymuyorlar mı? Koyamazlar. Ha, koyamazlar. <laughs> Onlar e, biliyorlar akitin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla havuz medyasına koyamazlar. Hı -hı. Ama ben iddia ediyorum. Gerçek havuz medyası. Gerçek havuz medyası Cumhuriyet Gazetesi'dir. Hı -hı. Yani bugün Can Dündar'ın PKK seviciliği yaptığı Hı -hı. PKK PKK işlerin gösterici yayınlar yaptığı Cumhuriyet Gazetesi, Can Dündar'ın başında olduğu yani eski MİT mensubunun oğlu olan Can Dündar'ın başında bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi gerçek havuz medyasıdır. Niye? Şimdi her gazetenin öyle veya böyle görünürde bir patronu var değil mi? Sahibi var. Ya şirket adına bir bilmem ne adına bir sahibi var. Peki Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi kim? Cumhuriyet Vakfı. Cumhuriyet Vakfı'nda kimler var? Say saymak lazım. 10-15 tane iş adamı var. Rahmi Koç'undan Aydın Doğan'ına Mehmet Emin Karamehmet'inden Turgay Ciner'ine kadar yani o 20'ye yakın iş adamının e, oluşturduğu bir vakıf. Oluşturduğu bir vakıf. Onlar yani görmek... en azından katkıda bulunduğu havuza sürekli su damlattı, su döktüğü bir iş adamları grubu. Hepsinin de %10 hisseleri var bunların. Yani o bakımdan gerçek havuz medyası Cumhuriyet diyorum. Şimdi ee, bu iş adamları, işte geçmişte e, gazetelere de yansıdı, bunların anansız ortaklıkları var. Tesbih ortaklıkları var ve hatta maden ihaleleri var Afrika'da. Şimdi burada birleşiyorlar, yani çıkarda, menfaatte birleşiyorlar. Birleştikleri zaman da ortaya tek düşman kalıyor. Ortada tek düşman kalıyor. Bu çıkarlarına. Yani geçmişte işte Aydın Doğan biliyorsunuz Hürriyet gazetesinde Ardarda arda kamuoyuna duyuru, kamuoyuna duyuru diye sanki başyazar gibi yazılar kalem almıştı biliyorsunuz. Hı hı. Yani e, işte Tayyip Erdoğan'ın, e, Tayyip Erdoğan kendisine diyor ki yani Konrad Hüzel'de yaptıkları bir görüşmede hani bugüne kadar sen tamam Tansuççuları yönettin, Mesut Yılmaz'ı yönettin, Turgut Özal'la papaz oldun ama yönetmeye kalktın. Ama biz onlar değiliz. Biz hakkın olanı vereceğiz. Ama hakkın olan olmayanı da bizden sakın isteme. Böyle bir görüşme. İşte Aydın ne, ne, dedi o yazdığı baş yazılarda? Yani ben böyle bir görüşme oldum, böyle bir konuşma yapmadım. Yani benim ağzımdan böyle sözler çıkmadı. falan. Ama böyle bir konuşmanın yapıldığını biz biliyoruz en azından e, yani somut iş adamlarıyla mesela o günkü Yeni Şafak gazetesinin patronlarıyla da benzeri görüşmeler yapılmış ve onlar hükümetleri biz in, e, çıkartırız biz indiririz falan şeyinde o günkü Yeni Şafak'ta böyle manşetler de çıktı. Şimdi Aydın Doğan Hürriyet'in başında ama aynı zamanda Cumhuriyet'te de Cumhuriyet'te de hissesi var. Ya bu nasıl bir şey? Yani Hani 1980'lerde bir dizi vardı. Türkiye'de çok tutulmuştu. Dallas diye. Dallas diye. Ve öyle bir diziydi ki kimin eli kimin cebinde belli değil. Şu anda da iş adamları bir orada bir burada. Yani o orada bu burada. Yani bir anda cemaat bir anda bilmem ne işte şunu merak ediyorum ben Hasan Bey. Yani nasıl oluyor da düne kadar kavgalıymış gibi gözüken Cumhuriyet Gazetesi ile Zaman Gazetesi, nasıl oluyor da aynı paralelde, aynı düzlemde yayıncılık yapabiliyor? Mesela şimdi Cumhuriyet Gazetesi de bugün saltanatın son günü diye bir manşet atmış mesela. Zamana baktığımızda… Sözcüde de var aynı zamanda. Evet, var tabii. 93 yıl önce saltanatı kaldırmıştık evet, diyor. Evet, evet. Aynısı. Aynı. Yani bakın şimdi yani bu bu demek ki şimdi yan yana getireceğim madem siz gösterdiniz, evet. söylediniz. Ben de kamera arkadaşlarımdan evet. rica edeyim. Bakın şimdi şöyle iki gazeteye baktığınızda evet. iki gazetede yani bu şu demektir. Ya bu gazeteyle bu gazeteyi aynı el çizdi. Aynen. Aynen. Evet. Şimdi yani burada e, ben sözcünün cumhuriyet seviyesine çıktığını mı Cumhuriyet'in sözcü seviyesine indiğini mi düşünmek lazım? Cumhuriyet Gazetesi dün neydi? Ya bundan birkaç yıl öncesinde. Hı hı. Genellikle emekli albayların. Hı hı. Yani hani vatansever, kendilerine vatansever diye addeden albayların okuduğu bir gazeteydi. Hı hı. Emekli albaylar genellikle. Hı hı. O işte ulusalcı kesimin. Hı hı. Hem solcu hem ulusalcı kesimin okuduğu gazeteydi. Peki bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin işte gösterdiğim başlıklarını. Sözcüden ne farkı var? Ve hatta sözcüğün cumhuriyetten ne farkı var? Yani gerçekten hani gene hatırlatıyorum o Dallas dizisinde olduğu gibi bugün Türkiye'de yani aynı manşetler benzer manşetler zamanda da bakılırsa zamanda da vardır. Yani kimin eli kimin cebinde olmayan bir duruma geldi. Medya aslında kendi topuğuna kendi, kurşun sıkmakla meşgul. Şu evet. anda. Ama şimdi saltanatın son günü diyen bu gazeteler, diğer taraftan yani Erdoğan'ın bir saltanatının olduğunu e, iddia ediyorlar. Ve bu saltanatın da bugün e, sandık başında seçmenler tarafından, o beyni olmadığını düşündükleri seçmenler tarafından Hı -hı. yıkılmasını istiyorlar. Ama şimdi e, şunu da e, açıkçası e, merak ediyorum. yani Bunlara finansman desteğini veren Fethullah Gülen örgütü mü? Yani şimdi… Ee, aralarında bir organik veyahut da maddi bağ var mıdır yok mudur? Eğer bunu böyle bir iddia ortaya atarsak bunu ispatlamak zorundayız. Ama bir gönül bağı olduğu kesin. İnorganik bir bağ olduğu kesin. Şimdi eskiden e, bizim cenahta ki gazeteler sürekli koşturma içerisindedir. Kendi işleriyle meşgul olurlar. Ama şöyle bir şey e, derler ben e, görmediğim için bilmiyorum. Ama e, işte bu eskiden kartel gazeteleri derdik ya, Aydın Doğan gazeteleri veyahut da işte iş adamlarının ihale, devletten ihale alan e, gazetelerin mensupları, yöneticileri, işte barlarda, pavyonlarda, mehanelerde, işte meyhanelerde buluşurlar. Ve orada ertesi gün başının da tartışılardı. Yani ortak bir politika yürütelim, ortak bir strateji yürütelim. Hani ortak düşmanımız kimse, onu yıkmak için hep birlikte gayret edelim şeklinde. Bize bu yok. Yani bizim cenahta böyle bir şey yok. Yani bizim buluşacağımız bir şey yok. Bir yer yok. Ne meyhanede buluşabiliriz, ne bir başka yerde. Buluşamadığımız için biz hep bireysel gider genellikle. Ama işte Cumhuriyet ile Sözcü'nün, Aynı manşette, aynı paralelde başlıklar atması demek ki ortak düşmana karşı bir işbirliği içerisindeler. Peki, e, saltanat diyorlar, işte Dem sultan. Özür dilerim. Demek ki dün akşam meyhanede buluştu bunlar. Bilemiyorum. Yani ben sizin söylediğiniz... Günahları gü boyunla. Aynen ama o, o, o çıkıyor. Dün akşam meyhanede, sizin deyiminizde meyhanede evet. buluştular. Yine çünkü... E, zamanda da var benzer be, ibadetler. Be, be, belki de zaman gazetesinde buluşmuşlardır. Zaman gazetesinde buluşmuşlardır. Hasan Bey, bir e, reklam arası verelim. Keyifli gidiyor. Bir medya ile konuşuyoruz Esarlı. ki bu Esarlı. arada şunu da söylememe bir e, izin verin lütfen. Bir gazeteci olarak son dönemde evet çizgisi en e, sabit, en stabil olan, en düzgün olan, en doğru habercilik yapan gazetelerden bir tanesi. Hiç kuşkusuz olayları net, çıplak, doğru bir şekilde aktaran gazetelerden birisinin. Akıt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ile pazar manşetinde birlikteyiz ve bir reklam arası vereceğiz. Reklam ben arası ilave, da... Bir ilave edeyim, tabili tabili. son günlerde değil 22 yıldır. 22 yıldır. Evet. Ben şöyle son günler dememin yani, sebebi şu, son özellikle 17 ve 25 Aralık operasyonları sonrası daha yakın, daha titiz bir şekilde Tabii. takip ettiğim aynen. bir Akit gazetesinden bahsediyorum. Eyvallah. Hiç kuşkusuz 22 yıldır hatta Cuma dergisiyle başlayan evet, serüvende de bu çizgi hiç kuşkusuz ha, hiç bozulmamıştır. Bozmadı. Evet, kısa bir reklam arası arkasından Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakayır'la Pazar Menşeti kaldığı yerden devam edecek. Pazar manşeti kaldığı yerden bendeniz Fatih Dağıstanlı ve konuğum Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ile Akit TV'de canlı yayında devam ediyor. İletişim bilgilerimiz ekranda yönetmen arkadaşım ekrana veriyor. Lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı verirseniz yayınımıza yeter ki eleştirileriniz sağduyulu ve yapıcı olsun. Eleştirilerinizle katkı verirseniz seviniriz. Böyle bir günde yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz bugün önemli bir gün ve eğer halen oyunuzu kullanmadıysanız pazar manşeti bittikten sonra hemen gidin ve oyunuzu bu ülke için, bu bayrak için, bu toprak için, bu ülkenin geleceği için ve hatta belki de Hasan Karakaya'nın yönettiği Akit Gazetesi'nin bugün attığı manşetteki olduğu gibi gavuru sevindirmemek için kullanan. Evet. Tekrardan onu Mutlaka. söyleme ihtiyacı Mutlaka duydum. Evet. Şimdi bu hem 7 Haziran seçimlerine giderken Hasan Bey hem de bu 1 Kasım bugün yapılan seçimlere giderken Türk medyası nasıl bir e, sınav verdi? Hem şunun için iki taraflı soruyorum bunu. Hem e, karşı tarafın deyimiyle havuz medyası diye nitelendiriyorlar bir kısmını hem de bugün sizin deyiminizde asıl havuz onlar dediniz. Evet. Onlar nasıl bir sınav verdi bu dönemde? Ya bir kere ister istemez medya bir ayrışma içerisine girdi yani bu süreçte. Sadece bu bir kısım bir kısım seçimlerine gelirken e, değil 7 Haziran seçimleri öncesinde de. Yani e, aslında şunu söylemek lazım. Yani Türkiye e, gerek İstiklal Savaşı'nda gerek Çanakkale Savaşı'nda Mehru Mehmet Akip'in de deyimiyle yani bütün e, bu keferelere karşı bir savaş verdi. Yani var, var olma yok olma savaşıydı. Gerek Çanakkale gerek İstiklal Savaşı. Ve e, bütün dünya yedi düvel dediğimiz yani atalarımızın dedelerimizin yedi düvel tabir ettiği bir düşman vardı ki bu düşmanın içerisinde İngiliz'de vardı, Fransız'da vardı, Alman'a da vardı. Varolu vardı. Yani 7 düvele karşı bir savaş verdik. 7 Haziran savaşı da şey 7 Haziran seçimleri de böyle bir savaştı. İşte biraz önce söyledim. Dil ne sürçtü ama bence önemli bir dert sürçmesiydi evet. o. 7 Haziran bir savaştı. Evet. 1 Kasım da bir savaş. 1 Kasım'da bir savaş. Yani 7 düvele karşı verilen bir savaştı. Biraz önce dedik. Yani New York Times'ından The Guardian'a varıncaya kadar hı hı. bütün batı gazeteleri e, adeta Türkiye ile yattılar, Türkiye ile kalktılar. Yani tek Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi e, tökezletmek, aşağıya indirmek. Peki Tayyip Erdoğan veya AK Parti, özellikle de Tayyip Erdoğan, onlar için ne e, ifade ediyordu? Yani e, Tayyip Erdoğan şunu ifade ediyor onlar için. Bir, one minute, bir dakika, bir dakika. İki, dünya beşten büyüktür. İki tane artık sloganlaşmış, bütün dillere pelesen konmuş iki tane söz. Birisi dünya beşten büyüktür, birisi de bu minute. Yani Tayyip Erdoğan ilk defa, yani ilk defa demeyelim, yani e, rahmetli Adnan Menderes'i, Turgut Özal'ı, rahmetli Necmeddin Erbakan'ı e, yani bu siyasi tarihte anmadan, onların milliliklerini, yerliliklerini görmeden geçme olmaz. Bunları da ifade etmek lazım. Allah hepsine rahmet eylesin. Şimdi Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki, arkadaş bugüne kadar sömürdüğünüz, bugüne, bugüne kadar kanımızı döktüğünüz, bugüne kadar üzerimizde boza pişirdiğiniz, beynimize boza pişirdiğiniz dönemler geride kaldı. Bu ülke artık kendi özüne dönecek. Şanlı tarihine dönecek. Ve şanlı tarihinde neler yaptıysa bundan sonra da yapacak. İşte koşacak, uçacak gerekirse. Ama siz buna engel olamayacaksınız. Ama onlar ne dedi? Türkiye ayağa kalkmasın. Eğer Türkiye ayağa kalkarsa, Orta Doğu ayağa kalkar, Afrika ayağa kalkar, İslam dünyası ayağa kalkar ve birlik tek vücut olma dönemi başlar. Ondan sonra biz bu ülkelerin başına getirdiğimiz, diğer ülkelerin başına getirdiğimiz despotlar gibi, diğer ülkelerin başına getirdiğimiz mankurtlar gibi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde çok isabetli bir teşhisi vardı. Mankurtlar gibi. Yani gönüllü köleler ve hatta zoraki köleler fark etmez. O köleler vasıtasıyla o ülkelerin kanını, terini, her şeyini, bütün yeraltı, yer üstü varlığını sömürdüler. Güya İslam dünyasının üzerine biz hani krallar, şeyhler diyoruz falan filan ama hep o işte Sayıs Pikot anlaşmasıyla oturtulmuş insanlar onlar. İlk defa Tayyip Erdoğan bir dakika dedi. Bir dakika. Artık bu sömürme dönemi, semirme dönemi bitti. İşte bunu dediği için ve bu dünyaya 194 tane ülkeye, ülkenin geleceğine, orada ne olması gerektiğine artık 5 ülke karar vermeyecek. Yani Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesi karar vermeyecek. Yani en azından dedi bir geçiş dönemi yaşayalım. Yani bu 5 ülkenin yanına bir tane de her sene bu ülkelerden birisi gelsin. Yani altı ülke olsun. Veyahut da şunu da söyledi. Niye bir buçuk milyarlık İslam alemi var? Yani İslam dünyasına bir buçuk milyara sahip ülkeler var. Kırkı aşkın ülke var İslam ülkelerinde. Peki bu kırkı aşkın İslam ülkesinden bir buçuk milyara nüfusa sahip bu 40 aşkın İslam ülkesinden niye bir tanesi en azından İslam dünyasını temsil eden bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yok? Bunun hesabını sordu. Artık sorgulamaya başladı. Çünkü Türkiye yavaş yavaş IMF'ye olan borçlarını ödemiş. Hatta IMF'ye borç verir hale gelmiş. Bütün e, alt yapılarını duble yollarını ve birçok e, hizmetlerini yapmış ve e, milli gelir 10 bin doların üzerine çıkmış. Yavaş e, yavaş diyor ki e, Tayyip Erdoğan sorgulama dönemi, yargılama dönemi, bunu sadece kendi başına değil, aynı zamanda milletle paylaşarak da yaptı. Hı -hı. Batı dünyası baktı ki Haçlı-Siyonist İttifakı dediğimiz Batı dünyası baktı ki yani bu Türkler çok ileri gitmeye başladılar. Bunlara bir engel olmak lazım. Bunlara bir takoz koymak lazım. İşte 7 ya Haziran'da yaptıkları buydu. 1 Kasım öncesi arifesinde yaptıkları da buydu. Bugün de, yani bugün biraz önce gösterdiğin o iki gazetenin manşetiyle göstermek istedikleri de buydu. Nedir saltanatın son günü? Saltanat nedir? Sultan. Sultan nedir? Saray. Saraya taktılar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na. Taktılar. Yani açıldığı günden beri taktılar. Ya arkadaş, akıl var, mantık var. Sen eğer kuş kadar beynin varsa, bak kuş kadar beynin varsa, o sarayın, o Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın e, Tayyip Erdoğan'ın tapulu malı olmadığını bilmen lazım. Tayyip Erdoğan bugün var yarın yok. Ha bir dahaki seçimde seçilir seçilir, seçilmezse gider. Peki sen, işte bu kadar saray var. Osmanlı Sultanlarının, oturduğu Sultan Abdülhamit'in, Sultan Reşad'ın, Sultan bilmem şey. Bir sürü sultan var. Abdülmecid'in oturduğu saraylar var. Bu saraylar onlara kaldı mı ki? Onlara kaldı mı ki e, Tayyip Erdoğan'a kalsın? Yani var ya bizim bir sözümüz. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı ki bize kalsın, Tayyip Erdoğan'a kalsın. Bunlar geçici. Orada bir eser bırakıyor adam. Yarın bir gün bir başka partinin lideri Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyar. Hatta bir tane bağımsız adaylığını koyar. Seçilir gider o oturur. Ama şimdi şunu merak ediyorum Hasan Bey. Bütün bunlara rağmen yani bu Erdoğan düşmanlığını öyle bir noktaya getirdiler ki Erdoğan bence sembol mu acaba? Erdoğan üzerinden Türkiye'ye mele geçirmek istiyorlar. Eski Türkiye hayal ettikleri, kaybettikleri eski Türkiye'ye tekrardan dönüp yeni Türkiye'yi köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? Ve bunu da yaparken de PKK gibi bir olguyla bile e, dirsek temasına geçmiş gazeteler, gazeteciler, entelektüeller, sözde entelektüeller e, ya da Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle mankurtlar. Şimdi nasıl oldu da Pensilvanya, Kandil, Kandil, e, Doğan, e, Özgür Gündem Gazetesi ile Zaman Gazetesi, bakın Özgür Gündem Gazetesi PKK'nın bir yayın evet. organı, HDP'nin bir yayın organı. Ama Özgür Gündem Gazetesi ile Zaman Gazetesi, Fethullah Gülen Örgütünün gazetesi aynı paralele gelip Erdoğan düşmanlığında birleştiler. Evet. Şimdi yani baştan söylediğin o şey çok doğru. Yani Tayyip Erdoğan bir sembol. Hı hı. Tayyip Erdoğan bir sembol. Hedef zaten Tayyip Erdoğan değil. Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye. Hı hı. Yani biraz önce söylediğim gibi yani 150 yıldır, 200 yıldır hı hı. E, bu toprakları sömürdüler. Hı hı. Ve semirdiler. Şimdi aynı e, o mankurtları, aynı gönüllü köleleri Türkiye'nin başına oturtup, yeniden Türkiye'nin imkanlarını, varlıklarını, yer yerüstü zenginliklerini sömürmeye çalışıyorlar. Dedim ki Tayyip Erdoğan bir sembol. Hedef Türkiye. Yani bunu herkes bilsin. Yani işte, e, ya Tayyip Erdoğan da işte şunları yapıyor falan. Tayyip Erdoğan meselesi değil mesele. Mesele, Tayyip Erdoğan bunların önünde takoz olduğu için o takozu kaldırmak istiyorlar. Dünya beş bitten büyüktür dediği için kaldırmak istiyorlar. One minute dediği için kaldırmak istiyorlar. Yani beyine sık sık söylediği gibi bu coğrafyada yaptığınız ameliyatın dikişleri patlamaya başladı. Bu terör örgütlerinin yani PKK'nın da, DAEŞ'in de, BOKAR'ın da yani sayısız terör örgütünün de ortaya çıkmasındaki sebep Batı'dır, sizin bu coğrafyada yaptığınız ameliyattır, bunun dikişleri patlamaya başladı dediği için. Yani artık perdeleri kaldırıp, perdeleri kaldırıp gerçekleri göstermeye başladığı için de Erdoğan'dır. Yani Türkiye'nin sözcüsü, sembolü demeyelim ama sözcüsü Tayyip Erdoğan olduğu için o HDP'li. Belki alırıyor. de sadece Türkiye'nin değil, ümmetin sözcüsü ümmetin olduğu için. Ümmetin sözcüsü, evet çok doğru. Yani bugün Aşen'in sözcüsü, bugün Filistin'in sözcüsü, Mısır halkının sözcüsü, Libya halkının sözcüsü, bütün ümmetin, bütün ümmetin sözcüsü olduğu için yani bu one minute dediği için sadece Türk halkı sevilmedi. Yani Türkiye'de 78 milyon insan sevilmedi. buçuk milyarlık İslam alemi sevindi. Bosna'da da onu sevdiler, Filistin'de de sevdiler, Suudi Arabistan'da da sevdiler. O söz Ümmetin ayağa kalkışıydı. O yüzden de bunun hesabını, Onun için hesabını ah, bunun hesabını soruyorlar. Sormak istiyorlar daha. Sormak adım. istiyorlar. Sormak. Ama inşallah biz bir beraber e, olursak ve kendi ihtiraslarımızı Türkiye'nin çıkarlarının arkasında tutabilirsek bu savaşı kazanırız. Evet, şimdi hemen şu paralel yapıyla ilgili bugün siz aslında yine seçimle ilgili yazdığınız yazı var gazetede ve o yazı da çok ilginç aslında. Ya tek devlet ya paralel devlet mühür sizde, tercih sizin diyorsunuz. Evet. Ama ben bu Fethullah Gülen örgütüyle PKK arasındaki ilişki, dersenler kapatılırsa Doğu ve Güneydoğu'daki gençler daha çıkar diyen Fethullah Gülen örgütü bugün PKK ile kol kola e, girmiş vaziyette. Hatta sizin gazetenizde de vardı. 10 Ekim'de Ankara Ankara Garanı'nda patlayan bombada PKK görünümlü işit militanlara arkasında ise Fethullah Gülen örgütünün olduğuna ilişkin e, bilgiler, bilgi notları vardı. Şimdi nasıl oldu da bunlar yani sadece bir Erdoğan düşmanlığı bunları kim bir araya getirdi? Mossad mı, CIA mı, İngiltere mi, Almanya mı? Kim bir araya getirdi de bunlar Bugün birlikte e, hareket ediyorlar. Pensilvanya neredeyse Kandil'i yönetir noktada ya da Pensilvanya Kandil'den talimat alır noktaya geldiği gibi yine e, iki gün önce yine sizin yönettiğiniz gazetede vardı. İkisi de aynı e, aramada e, aranan isimler. Hem Murat Karayılan hem evet. Fethullah Gülen. Şimdi tabii e, bilmiyorum seçim yasaklarına girer mi girmez mi ama parti adı Zikretmeden. Çok zikretmeden söyleme, söylersek Zikretmeden sevinirim. söylemek istiyorum. Şimdi sürekli benim bir tezim var ki bu tezim gittikçe güçleniyor. Aslında biraz önce dediğiniz gibi yani bizim Güneydoğu'daki dershanelerimiz açık kaldığı sürece PKK buradan ekmek yiyemez teziyle kamuoyunu aldatan, uyutan paralel yapı. Hı hı e, yaptığı bir KCK operasyonları vardı hatırlarsınız. bu Binlerce kişi aldı. 11-12 bin kişiyi falan gözaltına almışlardı. Şimdi o günlerde ya KCK işte PKK'nın işte üst kolu, yan kolu falan filan. Çünkü PKK'ydı, KCK'ydı, YPK'ydı bilmem ne falan. Yani alfabede 29 harfte boş bir harf kalmadı. Yani böyle örgütler kurdular. KCK hepsinin üst yapısıydı. Hı O, no, o günkü paralel yapının güdümünde olan, Pensilvanya'nın emriyle hareket eden hakimler, savcılar, polisler, KCK'ya yönelip bir operasyon yaptılar. 11 bin kişi içeri aldılar. 11-12 bin kişi içeri aldılar. Yani bütün millet tamam dediler. PKK'nın şey, PKK'nın üst yapısı içeri alındı. Oh ne güzel falan filan diye. Fakat görmediğimiz, bilmediğimiz bir olay vardı. PKK'nın e, şey, KCK'lı o insanlar gözaltına alınmakla, tutuklanmakla aslında bugün siyasi partinin genel başkanı olabilecek ılımlı insanlar, biraz daha sağduyulu insanlar, Türkiye ile bütünleşmeye çalışan o insanlar, PKK'lılar içeriye alındı. Bugün bazılarının ön açıldı. Ve onları da oynatıyorlar cambazlar. Kuklaları oynatıyorlar bugün. İşte biraz önce dedin ya nasıl birlikte olabiliyorlar. Dün işte o siyasiler, isim vermiyorum, o siyasilerden bazıları işte biz KCK operasyonları esnasında bizi suçlu ilan ettiniz, bizi tutuklattınız, işte televizyonlarınızda şu yayınları yaptınız diye bas bas bağırıp paralele karşı güya efelenenler geçtiğimiz günlerde e, işte paralel yapının televizyonlarına, gazetelerine o yönelik operasyonda korkulaydılar. Kucak kucağıydılar. Milletin bunu görmesi lazım. En sonunda da HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kayyum tarafından gelindiği gün bugün TV'ye canlı yayın konuğu bile yapıldı. Evet. Yani şimdi o gün yani Selahattin Demirtaş'ın o kimsenin giremediği stüdyoya girmesi hazırlayacakların Hasan Cemal'lerin falan işte e, CHP'lerin falan ki CHP'li milletvekillerinden birisi orada neredeyse nümet tuttu. E, o günlerde Hürriyet gazetesinin bir başlığı var. Hı hı. Demir makas diye galiba hı hı. değil mi? Evet. Demir makas. Yani şeyleri, e, kapıyı demir kapıyı makaslarla kestiler ve içeriye girdiler diye. Hı hı. Şimdi başta o hürriyetin yöneticileri olmak üzere kamuoyunun şunu sorması lazım. Hı hı. Ya arkadaş tamam yani devlet, polis içeriye girme, girebilmek için bir makas kullandı. Peki devletin polisinin ve devletin atadığı kayyumun içeriye giremediği o kapılardan nazlılacaklar Hasan Cemaller, işte CHP milletvekilleri veyahut da Selahattin Demirtaşlar. Nasıl girdi abi? Nasıl girdiler? Yani o makasla falan kesilmedi. Onlara kapılar açıldı. Sen gazetecilere, siyasilere kapılar açıyorsun, senin lehinde, senin e, emrinde, senin talimatınla sözler sarf ediyorlar, demeçler veriyorlar, konuşmaları yapıyorlar. Ama oraya devlet giremiyor. Abi burası muz cumhuriyeti değil. Burası kabile devleti değil. Burası devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Elbette gücünü gösterecek. Oraya makasla keserek de girecek. Gerekirse tankla içeriye girecek. Girecek. Devlet o gücünü gösterecek. Sen kim oluyorsun? Devleti içeriye sokmuyorsun. Ama nazlı oraya giriyor. İçeride de istediği Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde, hükümet aleyhinde her şeyi ağızlarına gelenini söylüyorlar. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Ekrem, Onu Duman, Ekrem lazım. Duman'la niye gitmedi? Ekrem Duman'ın şu anda resmi görevi yok. Sadece e, yani yazar. Öyle 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 yazar da yani en azından e, ee, Koza İpek grubunu e, kayyum atandığı gün o işte mübahiş düzenlediler bir ölçüde ve Zaman Gazetesi'nden hemen hemen herkes oradaydı. oradaydı. Zaman yolundan hemen hemen herkes oradaydı. Hatta birazdan şeyi de soracağım. Zaman Gazetesi ve Zaman yoluyla ilgili de en azından kamuoyunun bir beklentisi var ki e, nihayetinde Koza ipek bir suç varsa bu suçun bir diğer ortağı da hiç kuşkusuz Zaman Gazetesi ve Samanyolu olabilir. Onlara değer konulabilecek mi, konulacak mı? Böyle bir öngörünüz var mı, bilginiz var mı diye soracağım ama Ekrem Dumanlı yani e, genel yayın yönetmenliğinden ayrılması ve birazcık köşesine çekilmesi nasıl yorumluyorsunuz? Evet, tabii o Ekrem Dumanlı'nın görevden alındığı dönemde de ben yurt dışındaydım. Dolayısıyla pek fazla araştırma imkanım olmadı. Ama söyledikleri şuydu. Ekrem Dumanlı'yı da yeterli görmediler. Daha şahin bir kanatın gazete yönetiminin gelmesini istediler. Şeyine bir yorum vardı. Gerçekten saman altından su yürütmeyi çok daha iyi beceren bir arkadaşı zamanın başına getirdiler. Ekrem Dumanlı'yı kızağa çektiler. Ekrem Dumanlı bundan dolayı küsmüş olabilir. Oysa benim yıllardır tanıdığım Ekrem Dumanlı, hele hele o gözaltında alındıktan ve serbest bırakıldıktan sonraki e, neyle ne diyelim hitabetiyle aslında e, paralel yapının böyle e, İdrislere parti kurdurmadan e, Ekrem Duman'ı başına geçirecekleri bir partinin lideri olabilecek kapasitede de ben gördüm. Yani pekala bir parti lideri olabilirdi İdris Nain'in, Şahin'lerin, İdris Balıların yerine bir parti lideri olur ve sürükler de paralel yapıydı. Ama e, demek ki bir alınganlık, bir küslük olmuş olabilir. Yoksa e, o e, stüdyoda ilk başta Ekrem Duman'ın olması ve orada herhalde Demeç bom, bombardımanına ...geçmesi gerekirdi. Gerekirdi. Şimdi evet. hemen Koza İpek grubu demişken nasıl buluyorsunuz o dosyayı? Yani kayyum atanmasını, Koza İpek grubunun geldiği noktayı, e, Melek Hanım'ı, Melek Anne'yi... ...ya da onların deyimiyle ya da diğer taraftan Akın İpek'i, grubu, dosyayı incelemişsinizdir siz. Şimdi hı hı. bir himmet paraları deniyor. E, Koza İpek grubu ise himmet paraları değil, himmet bölgesi o yüzden e, diyor. Nasıl yorumluyorsunuz e, bir... yapıyı? Müdahaleye. Yani bu e, Akın İpek e, ve merhum babası Cinali Adana'da e, işte ticaret hayata başlıyor bu e, kartpostal e, ve davetiye basımını falan o yıllarda şey yapıyor. Daha sonra e, ama bir türlü Adana'dan Ankara'ya geçiyorlar. Ankara'da bu işi devam ettiriyorlar. Fakat bir türlü kabuklarını yırtıp e, kırıp da İstanbul'a gelemiyorlar. Yani Amerika'da gidiyorlar. Yani bayağı Amerika'daki benzeri şirketleri ürkülecek derecede bir başarı sağlıyorlar. Ama İstanbul'a gelemiyorlar. İstanbul'da tutunamıyorlar. Sonradan işte Akın İpek İstanbul'a geliyor. Ee, yani bu davetiye işi falan filan şey yaparken bir anda e, Fethullah Gülen'le tanışıyor. Yolları kesişiyor. Yani ondan sonra e, Akın İpek, Akın İpek oluyor. Yani yoksa koza e, davetiyelere işte pek şirket de sınırlı kalacaktı. Ama birden birdenbire nasıl oluyorsa, o düne kadar düğün davetiyesi veya da işte kartpostal basan e, bir şirket, bir anda holding alıyor. İşte 22 tane aralarında madencilik, altın, enerji şirketler olmak üzere ve medya şirketler olmak üzere e, 22 tane şirket kuruyor. Bu 22 şirketin Koza e, altın, koza madencilik haricinde diğerleri hep zarar eden şirketler aslında. Hep zarar eden şirketler. E, diyorlar ki işte yani iddianamelerde falan da var, yani soruşturma evraklarında da var. E, deniliyor ki işte biz altın çıkardık, e, yani bu paralar, bu karlar oradan ileri geliyor. Yani e, tabii sormak lazım, o altını e, topraktan mı çıkardılar yoksa insanların bileklerinden mi çıkardılar? Onu da sormak lazım. Yani o paralar altın bulduğu için falan filan değil. Sadece toplanan himmet paraları. Burada enteresan bir hadise de var. Yani işte Melek Hanım annesi Akın İpeğin ve kız kardeşi Pelin Hanım. Bunları da şey yapmak lazım. İşte sürekli gerek zaman yolunda gerek bugün televizyonda yani son ana kadar sürekli Melek Hanım geldi. Orada bir anlamda göstericilere direnişçilere destek verdi. Ve televizyonlarda yani onların televizyonları da Melek Hanım'ı işte hayırsever bir kadın, işte iyiliksever bir kadın, varını yoğunu hayırlara harcayan falan filan bir kadın diye. Ya ben onun üzerine bir şey yapma ihtiyacı duydum. Yani bazı bilenlerden de öğrendiğim şu. Melek Hanım koza ipek şey pardon koza altın ve koza madencilikten toplam ayda 40 bin lira maaş alıyor. Yani birinden 10 bin lira, diğerinden 30 bin lira. Kardeşi Pelin Hanım da öyle. Yani 40 bin lira maaş alıyorlar. Tam alabilir. Yani yönetim kurulu üyesi olarak bunu alabilirler. Ama koza altın ve koza madencilik her yıl kar payı dağıtıyor. ve kar payından Melek Hanım ve Pelin Hanım'a 5 ila 7 trilyon arasında para düşüyor. Şimdi 5 ila 7 trilyon benim de param olsa herhalde ben daha iyi yaparım. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bir kere sorgulamak lazım. Yani e, tamam annedir. E, yani babadan miras kalan e, şeyin şirketlerinin devamıdır. Yani dolayısıyla ailenin onlarda e, görevlendirilmesi, yönetim kurulu üyesi olması gayet normaldir. Ama e, çok da böyle hani e, köpürtmemek lazım bu olayı. İşte hayırsever bir kadın falan. Nihayetinde şirketin şey, yönetim kurulu üyesi. Elbette oralara gelecek, o dirençlere destek verecek. Yani şirket elden gidiyor. Ama bunu hayırseverlikle, iyilikseverlikle falan filan karıştırırsan o zaman işler sarpa sarar. Şirket kendilerine miydi? Yoksa e, hakikaten yani çünkü e, şunu birazdan yine reklam arasından sonra soracağım ama Zaman Gazetesi ve Samanyolu. Şimdi Zaman Gazetesi'nin sahibi kim biz bilmiyoruz mesela. Evet. Bir, bir e, medya mensubu olarak bunu bilmiyorum. Samanyolu'nun sahibi kim bilmiyorum ama bu Koza İpek grubu en azından elinde iki tane gazete, iki tane televizyon olan bir grup olarak duruyor ama Akın İpek acaba kağıt üzerindeki bir patron muydu? Şimdi e, tabii o konuda da çeşitli iddialar var. Yani Akın İpek'in Akın İpek'in şu anda Gülen grubuna kazık attığı da konuşuluyor. ama şey demişti, Öyle de bir iddia Ama var. şöyle de bir şey demişti. Servetin Fethullah Gülen'e feda, feda olsun. olsun. Yani Fethullah Gülen'in bir, bir gülümsemesine feda olsun. Zaten onu dedikten sonra zaten servetleri yükselmeye başladı. Yani bu şirketler ondan sonra kurulmaya başlandı ama şimdi yurt dışına kaçarken 7 milyar dolar para kaçırdığı söyleniyor. Hı hı. Yani böyle bir iddia var. 7 milyar dolara kaçırması aslında e, belki kendi haya, hayatını garanti altına almak için, yani bazıları e, o para doğrudan Pensilvanya'ya gitti deseler de bazı insanlar da diyor ki e, Pensilvanya'nın yattığı son kazıktır bu. Peki bu Bunun grubun, üzerinde durmak bu grubun lazım. üst düzey yöneticilerinin… Özellikle Ankara'daki yöneticilerinin yurt dışına kaçmasını nasıl buluyorsunuz? Yani siz yani gazeteci görünümlü arkadaşlar vardı orada biliyorsunuz ama şimdi o arkadaşlara bakıyorum. Hepsi 3 aydır, 5 aydır yurt dışındalar ve yurt dışına kaçtıkları iddia ediliyor. Yani bir gazeteci olarak mesela hiç bir yurt dışına kaçmayı yani bu kadar kaç yıllık herhalde bir 40 yıllık bir meslek hayatınız vardır değil mi? Fazla. Fazla. Yani şimdi bu 40 yıllık meslek hayatınızda hiç yurt dışına kaçmayı düşündüğünüz bir zaman dilimi oldu mu? Benim yeşil pasaportum yok. Yeşil pasaportum yok. Öyle bir kaçma falan bilen imkanım yok. Evet. Öyle bir şey de düşünmedim işin doğrusu. Yani çok badirelere atlattım bu ara. Kim verdi bunlara bu yeşil pasaportları? Ya Yani niye Amerika'yı tercih ederler? İsterseniz şöyle yapalım Hasan Bey, yine bir ara verelim, yine tamam. bir kısa reklam Olmuş. arası verelim. Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya konuğumuz, aslında bizim mesleğin üstadlarından birisi ve önemli bilgiler, önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Kısa bir reklam arası vereceğim, pazar manşetine ve pazar manşeti kaldığı yerden böyle bir günde devam edecek. Pazar manşetinde bendeniz Fatih Dağıstanlı, konuğum Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve canlı yayınla karşınızdayız. O yüzden de bugün 1 Kasım ve bugün sandığa gitme günü. Yeni Akit Gazetesi ise bugün attığı manşette seçimi e, gündeme getirmiş ve gavuru sevindirmeyin manşetini atmıştı. Bunu yayının başında neden böyle attıklarına ilişkin değerlendirmeyi Hasan Bey'den almıştık ve bunu bir kez daha söyleyelim. E, vaktiniz halen var Eğer halen oyunuzu kullanmadıysanız mutlaka ama mutlaka sandık başına gidin ve akıt gazetesi genel yayın yönetmeninin dediği gibi yavru sevindirmeyecek bir tercihte Bulun. bulunun diyelim. Evet. Şimdi tam Zaman Gazetesi'nde kalmıştım. Bu Zaman Gazetesi'nin sahibi kim? Samanyolu'nun sahibi kim? Belli değil. Akın İpek'in işte grubun sahibi olduğunu söylemiştik. Şimdi en çok merak edilen sorulardan birisi şu. Hiç kuşkusuz Fethullah Gülen örgütünün ana merkezi, medyadaki ana merkezi Zaman Gazetesi. Bu gazetede bir milyon satıyor. Evet. Satıyor mu? Satıyor mu? <laughs> Abi, birlikte... ya, aynı anda aynı soruyu <laughs> sorduk. Zaman Gazetesi'nin 1 milyon satmadığı çıktı ortaya. Hı hı. Yani basın ilan kurumunun geçtiğimiz haftalarda veyahut da aylarda da diyebiliriz, yaptığı bir denetleme sonucu aslında e, Zaman Gazetesi'nin o kadar satmadığı. Hı hı. Yani e, 50 binlik gazeteler edilmiş. Şimdi basın ilan kurumu şu açıdan denetliyor. Gazete... Ee, işte binle on bin arası, on binle elli bin arası, elli binle yüz bin arası ve yüz binden sonra yani ilan pastasından, basın ilan kurumunun ilan pastasından ona göre pay alıyor. Yani bir gazete atıyorum işte o ilanı, aynı ilanları e, ilanlar karşısında yüz bin lira alıyorsa aynı ilanlar karşısında yüz bin lira alıyorsa e, diğer yani yüz binlik trajın aşan e, daha fazla para alıyorlar. Yani bu açıdan geçtiğimiz günlerde basın yayın kurumu, geçtiğimiz günlerde diyorum, aylarda basın İlen kurumu bir denetleme yaptı ve ben benim şu kadar da abonem var iddialarını araştırdı ve o abonelerin aslında olmadığı şişirme naylon olduğu çıktı ortaya. Dolayısıyla Zaman gazetesinin 50 binlik dilime aldılar. Yani. 100 bin'den sonrası değil 50 binlik dilimi aldılar. Ve basın İran kurumunu aldattığı için de sanıyorum 3 3,5 trilyon civarında bir ceza kestiler kendisine. Yani dolayısıyla e, biz işte 1 milyon satıyoruz, 850 bin satıyoruz, 700 bin satıyoruz ve hatta işte 1,5 milyon satıyoruz geçmişte yaptıkları gibi. Peki, Yok. peki. Yok öyle bir şey. Yok. Yani bütün e, hani e, paralel yapı dediğin zaman Paralel ihanet çetesi dediğin zaman aklına ne geliyor? Algı operasyonu. Yani dublaj, montaj bunlar geliyor. Kendi trajlarında da böyle bir algı oluşturmuşlar. İşte biz bu kadar güçlüyüz. Yani dolayısıyla bize ilanlar verin yani daha geniş kitleye sesini duyuralım, daha geniş kitleye reklamınızı yapalım gibi. Evet. Ama Peki yok ama şey. şimdi medyada şu konuşuluyor tabii. Yani Zaman Gazetesi'nin bu karanlık ilişkileri, kirli ilişkileri, Fethullah Gülen örgütünün bir ölçüde Türkiye'deki yayın organı olmuş olması sebebiyle bir el konulma süreci yaşayacağına ilişkin en azından medyada böyle bir kanaat var. Siz Samanyolu TV ve Zaman Gazetesi'ne Böyle bir el konulma e, bekliyor musunuz? Yani, e, Özellikle doğrusu, Koza İpek grubuna el konulduktan sonra. Doğrusunu söylemek gerekirse e, Koza İpek grubu ile ilgili, işte Bankasya ile ilgili öteden beri zaten söylentiler vardı. Ama Zaman Gazetesi'nin, Samanyolu Televizyonu'nun veya Samanyolu Haber kanallarının ne durumda olduklarını şu anda bilmiyorum. Yani mutlaka bunu e, ilgililer, e, denetleyiciler denetliyorlardır ve gerekeni yapacaklardır. Dolayısıyla e, yani onlara da kayyum atanacak mı atanmayacak mı e, bilemiyorum. O tamamen yargının e, bileceği iş. Dolayısıyla şimdiden bir şey söylemek biraz e, gene bir algı operasyonu, onların çok iyi yaptığı algı operasyonu olur şu anda yorum yapamak lazım. Evet. Ee, şimdi hemen elime mesela siz gavuru sevindirmeyen manşeti atmıştınız ama elimde bir gazete var. Şimdi Aydın Doğan'ın bir gazetesi bu Hı -hı. gazete. Ben birazcık Aydın Doğan'ı da sormak istiyorum. Nasıl bilirsiniz kendisini diye. Çünkü şundan dolayı bugün sandığa git, gitmeyenin şikayet etmeye hakkı yok. Cumhuriyet için, demokrasi için ve Türkiye için oy ver diyor. Şimdi Aydın Doğan, o sizin de biraz önce söylediğiniz aslında bazı değerlendirmelerde siyaset yapmadığını, siyasetçi olmadığını, kendisinin e, kel kitli olduğundan dem vuran bir Aydın Doğan profili var karşımızda. Hı hı. Şimdi bu gazeteleri üzerinden algı operasyonu yapmıyor mu, yapmadı mı ya da e, yapmaya devam edecek? Şimdi Aydın Doğan elbette... Biraz önce Akın İpek'i bahsettik. Hı hı. Ee, Akın İpek normal kartpostal, düğün davetiyesi falan filan basan iş adamı iken bir anda işte e, milyarlarca dolara hükmeden e, 22 tane şirketin sahibi bir iş adamı haline geldi. Peki göbekten bağlı olduğu kimdi? Hı hı. Göbekten bağlı olduğu insan bir gülümsemesine bütün servetimin feda ederim dediği Fethullah Gülen'di. Peki Aydın Doğan nasıl geldi buraya? Aydın Doğan milliyeti nasıl aldı? Abdübeşir nasıl öldürüldü? Aydın Doğan... özür dilerim, edin. oraya bir dipnot ekleyebilir miyim? Abdi öldürüldükten sonra Aydın Doğan milliyeti aldı. Çetin Emeç öldürüldükten ben sonra... Hürriyet aldı. Hürriyet aldı. hürriyet aldı. hürriyet aldı. Yani orada bırakalım. Gelelim Sirgeci'ye. Sirgeci'de bir yedek parça bayi değil miydi Aydın Doğan? Milliyeti nasıl aldı? Milliyeti aldıktan sonra hürriyeti nasıl aldı? Hı hı. Şimdi e, yani e, koçlardan birisi sanıyorum biz e, kendisine yardımcı olmuş olabiliriz gibi muğlak bir ifade kullandı. Ama şu çok enteresan değil mi? Geçtiğimiz günlerde e, yine böyle televizyon programlarından birinde söylenmişti. Benim çok dikkatimi çekmişti. Aydın Doğan bütün rakiplerini elimine etti. Devre dışı bıraktı. Minder dışına attı. Mehmet Emin Karamehmet dünyanın en zengin 22 adamından biriydi galiba. Bildiğim kadarıyla. Yani en yıkılmaz denilen bir adamdı Mehmet Emin Karamehmet. Gitti. Dinç bilgin. Yüzyıl aşkın. Yani babadan değil dededen gazetecilik yapan bir adamdı. Devre dışı Asıl nadir, o piyasaya girmek istedi, tutunamadı. Yani Cem Uzan, Cem Uzan, evet, Cem Uzan. Yani son derece zeki, uyanık bir adam aslında, genç de, ama o da tutunamadı. Yani Aydın Doğan, hepsini, hepsini yedi, kelimenin tam tabiriyle. Şimdi Erdoğan'ı yiyemiyor, ama Erdoğan'ı yiyemiyor. Çünkü Erdoğan'ın arkasında millet var. Millet var. Bu Ertuğrul kökü nasıl bilirsiniz? Bir de onu sorayım size. Ertuğrul Özgök insan ilişkileri e, gayet iyi ama e, yani akrep gibi sokacağı zamanı da iyi kollayan birisidir. E, nitekim dünkü yazısında biraz bana dokundurmuş galiba. Ne diyor? Yani şeyden dolayı, şimdi bu e, herkes bir anlamda üzüntülerini bildirmeye veyahut da işte Bugün TV'ye, bugün e, gazetesine e, destek olmak için işte o stüdyoya girenler e, için biz hepsi aynı kalede diye bir başlık attık. Hı hı. Yani dün şey Selahattin Demirtaş'ı HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ından tutun Hasan Cemal'e Nazlı Nacak'ından falan i̇şte, e, 20 kadar isim vardı böyle. Onların arasına Ertuğrul da koyduk. Çünkü Ertuğrul da e, çok yani zehir zemberek bir e, yazı yazı iktidar aleyhinde, Tayyip Erdoğan aleyhinde. E, onu da o kareye koyduk ve hepsi aynı karede diye şey yaptık. Ondan dolayı e, yani benim de uçaklardan ayrılmıyor falan filan diye bugün şey, işte dünkü yazısında. E, her ne o uçağı e, şey yapamam... E, Alınmamak bazılarında bayağı bir hasara rahatsız, rahatsızlığa yol açıyor. Ama herhalde. halen nehrin kıyısında bekleyen adam profiliyle yazılar yazıyor Ertuğrul Özgök. Yani nehrin kıyısında beklemek tabiri şu tabii, o nehrden bir gün Hasan Karakaya'nın akacağını, sürükleneceğini, boğulacağını beklemek anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi böyle bir profil ama böyle bir profile de, Şöyle bir baktığımızda 28 Şubat sürecini yaşadı. 90'lı yılların 17 bin faili meçhulünün arkasında olan bir isim olan Ertuğrul Özkök ve Fetullah Gülen örgütünü arkasına alarak bu 12-13 yılda bir gün bile hesap vermedi bu ülkede. Yani şimdi mesela geçtiğimiz günlerde de bir televizyon ekranında çıktı. Orada bayağı esaslı sorular yöneltildi kendisine ama e, Ahmet Kaya olayından tutun, 28 Şubat'ta attığı manşetlere varınca kadar kah ben orada biraz hata yaptım diyor kah e, arkasına duruyor yani e, şey halkın deyimiyle kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama 28 Şubat sürecinde özellikle e, 29 Şubat günü e, Veyahut da 1 Mart günü müydü? E, attığı bir manşet var. Top bir gün savaş. Ve e, yani bu milletin inançlarına, örf ve adetlerine yönelik e, o günkü junta yönetimi tarafından başlatılan bir savaşı top bir gün savaş diyerek e, onaylayan, kutsayan bir adam. Aynı zamanda bizimle ilgili olarak mesela genellerin hukuku zaferi diye 312 genel hakkında yani ikinci duruşmada karar veriliyor. Jet bir karar veriliyor. Ertuğrul Özgök o dönemde o generallerden birisi hakkında aleyhinde yazı yazdı. Kendi köşesinde. Ve dedi ki şu anda 39 derece ateş altındayım. Yani doktorlarım kesinlikle istirahat et yataktan çıkma demesine rağmen çıktım yataktan ve bu yazıyı yazıyorum. Memleketin selameti için bu yazıyı yazıyorum dedi. Çetin Doğan aleyhinde yazı yazdı. Yani ee, Yemen vatan toprağı mıdır diyen Çetin Doğan Ali'nin yazı yazdı. Ve aynı şekilde bizim yazarımız Asım Yeni Haber bir yazı yazdı. Genelleri, e, on başı olamayacakların genel olduğu ülke başlıklı bir yazı yazdı. Çetin Doğan'ı eleştirdi. Ve bundan dolayı Akit gazetesi 312 generalin hücumuna uğradı. Lincine uğradı. Onlar tarafından daha 312 genel dava açtı. Dünya tarihinde bir ilk olarak. Ve biz ondan mahkum olduk. Ertuğrul Özkay hürriyette sürmanşetten generallerin hukuk zaferi diye başlık attı. Şimdi Ertuğrul Özkök sosyologdur. Ama bu toplumu, yani sosyologlar bu to toplumun nereye gittiğini, nereden geldi, nereye gittiğini araştırmakla mükelleftirler. Okumakla mükelleftirler, toplumu okumakla. Ama Ertuğrul Özkök bu toplumu okuyamadı. Okuyamadı ve belki de bundan sonraki süreçte de okumaya fırsatı, şansı Herhalde yani olmayacak. Herhalde ilk başlaması gerekiyor. Şimdi hemen, tabii çok sayıda izleyicimizden soru, yorum, görüş gelmiş. Fatih Mehmet, Triyaki, Kaan, Yavuz Aslan, Selahattin, Yıldız, sonra başka izleyicilerimiz de var ama ortak şehirlerde de şu. Ben tabii çok kısa bir süre önce bir ameliyat geçirdiniz. Evet. Sağlık durumunuzu iyi gördüm ben. Eee siz Allah de şükür en azından sizi olsun. sevenlere e, sağlık durumunuz ve bugün yapılacak yapılan seçimle ilgili son bir mesajla kapatalım isterseniz. Yani okuyucularım merak etmesin. Allah'a şükür e, güzel bir operasyon geçirdik. Hı -hı. Elhamdülillah e, sağlığım yerinde. Hı -hı. Bu herhalde bugünkü formumdan da anlaşıyor Bugünkü seçimde e, gerek ülkemiz, gerek coğrafyamız, Hı -hı. gerek ümmetimiz için Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet Hasan Karakaya'da bugünkü Pazar Manşetinin konuğu Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile birlikte olduk ve halen vaktiniz var gidin sandık başına ve Akit Gazetesi'nin de dediği gibi gavuru sevindirmemek için oyunuzu kullanın diyor ve Aynen. teşekkür ederim Aynen. Hasan Bey yayınımıza katıldığınız için görüşmek Hayırlı üzere gelecek hafta Pazar günü Pazar Manşetinde ben Deniz Fatih Dağıstanlı yine burada olmayı umuyorum hoşçakalın.